Evet arkadaşlar limitte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reel sayılarda tanımlı FG fonksiyonlarının grafikleri yukarıda verilmiştir. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Birinci durumu inceleyelim. Sıfıra sağdan ve soldan yaklaşacağız arkadaşlar. Limit değerleri eşitse limit değeri vardır diyeceğiz. Şimdi sıfıra sağdan yaklaşalım. F fonksiyonda sağdan yaklaştığımda eksi 1 Y fonksiyonu da sağdan yaklaştığımda 2. Cevap 1 olur. Şimdi sıfıra soldan yaklaşalım arkadaşlar. Bakın sıfıra soldan yaklaşıyorum. 3. Burada da eksi 2. Bakın sağ limit sol limite eşit oldu. Demek ki limit değeri vardır. Ve artı g fonksiyonun x sıfır noktasında süreklidir demiş. Bir kere sıfır noktasında limiti var. 1'e eşit arkadaşlar. Yapacağımız iş görüntülerini kontrol etmek. ve 0 artı G0'ı bulmak. f 0 burada 2'ye eşit. g sıfırda eksi 1'e eşit arkadaşlar. Evet limit değeri görüntüsüne de eşit olduğu için x eşittir sıfır noktasında süreklidir. x sıfıra giderken f çarpı g'nin limitinin değeri yoktur demiş. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce sıfıra sağdan yaklaşalım. Bakın burada zaten bunu eksi 1 bunu da 2 bulmuştuk. Eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 gelir. Soldan yaklaştığımızda ise 3 ve eksi 2 geliyordu. Eksi 6 gelir. E sağ limit sol limiti eşit değil. Demek ki limitin değeri yoktur. Bu ifade de doğrudur. Yukarıda fx eksi 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir. fx fonksiyonun reel sayılarda süreksiz olduğu noktaların apsisler toplamı nedir? Önce buradaki fonksiyonda hangi x değeri için süreksiz oluyor onu bulalım arkadaşlar. Mesela eksi 6'da tamam sağ sol limiti eşit fakat görüntüsü farklı olduğundan sürekli değildir. Yani bu şekilde kopma olan yerlerde zaten sürekli olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Mesela x eşittir 0'da kopma meydana gelmiş sürekli değildir. x eşittir 5'de e, kopma meydana gelmiş sürekli değildir burada onun dışında alabileceğimiz bir ifade var mı? Yok arkadaşlar. O zaman x yerine 6 yazarsak b eksi 8 olur. x yerine 0 yazdığımızda ise 0 eksi 2'den eksi 2 olur. 5 yazdığımızda da b 3 olur. İşte arkadaşlar burada eksi 8 eksi 2 3 ifadeleri için süreksiz olduğu noktalar olacaktır. Şimdi bunları toplayalım. Eksi 10 3 daha eksi 7 fx fonksiyonu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Her x reel sayısı için limiti varsa tanım kümesi gerçek sayılardır. Arkadaşlar limitinin var olması oradaki mesela x eşittir a noktasında görüntüsünün de limit değerine eşit olduğu anlamına gelmez. Yani ne demek istiyorum? Mesela elimizde şöyle bir fonksiyon olsun. Evet burada her noktada limiti vardır. Fakat şu noktada tanımsız olduğundan yani A noktasında görüntüsü olmadığından o zaman buradaki ifadenin tanım kümesi R eksi A olur arkadaşlar. Tüm reel sayılar olmaz. Birinci ifadeyi silelim. Her x reel sayısı için sürekli ise her x reel sayısı için limiti vardır. Arkadaşlar ee, burada her x reel sayısı için sürekli ise o zaman olay şudur. E, zaten süreklilik varsa Orada e, limiti de vardır. O zaman bu ifade doğrudur. Limiti olmadan sürekli diyemeyiz arkadaşlar. Bu ifade kesinlikle doğru. Bunu da silelim. Her x reel sayısı için tanımlı ise her x reel sayısı için süreklidir. Şimdi her x reel sayısı için tanımlı demek fonksiyonun her noktada görüntüsü var demektir. Mesela bunu da şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada şöyle geldi Burada da böyle geldi. Şimdi buradaki değer için görüntüsü var. Görüntüsü var, görüntüsü var. Peki bu noktada görüntüsü var mı? Evet var. Fakat sağ limit sol limiti eşit değildir. Görüntüsü var ama limiti olmayabilir. O zaman biz bunu her zaman sürekli diyemeyiz. Yalnız 2 olmalı. Dördüncü soruda limitin değeri sorulmuş. X yerine 2 yazarsak arkadaşlar. 2 e, üzeri 2 eksi 4'ten 4 dört eksi 4. Yani 0 bölü 0 belirsizliği geliyor karşımıza. O zaman belirsizlikten kurtulmak için çarpanlarına ayıralım. Önce ifadeyi düzenleyelim. 2 üzeri x bölü 2'nin küpü eksi 2 üzeri 3. Burada da 2 üzeri x bölü 2'nin karesi eksi 2'nin karesi şeklinde yazalım. 2 üzeri x bölü 2 eksi 2. 2 üzeri x bölü 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 üzeri x bölü 2 artı 2'nin karesi bölü 2 üzeri x bölü 2 eksi 2. Burada çarpanlarına ayırmış olduk arkadaşlar. Bakın şunlar gitti. Bundan sonra yapacağım iş, x yerine 2 yazmak. x yerine 2 yazarsam 2 üzeri 1 gelir. Sonra 2 olur. 2'nin karesi de 4 olur. Şuraya 2 yazarsam 2 üzeri 1 gelir 2. 2 ile 2'yi çarptım 4 oldu. Yukarıda 12 oldu. Buraya 2 yazdığımda 2 üzeri 1 gelir. 2 artı 2'den 4 gelir. Yani cevabımız 3'tür. T fonksiyonun grafiği şekilde verilmiştir. Gx ifadesini tanımsız yapan kaç farklı x reel sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar şurada fx'i görüyorsunuz değil mi? fx'in tanımsız olduğu noktalarda gx fonksiyonu da olmaz. O yüzden şöyle düşüneceğiz. Önce fx'in tanımsız olduğu noktaları bulacağız. Yani görüntüsünün olmadığı noktaları. x3'ün görüntüsü yok. 7 bölü 2'nin görüntüsü yok. Bir kere bu noktalarda gx fonksiyonu da tanımsızdır. Şimdi buraya bakalım. gx'in başka tanımsız yapan ifadesi faydayı sıfır yapan noktalar olacaktır. O da fx eşittir. Eksi 1 olur. Ben burada eksi 1'den şöyle uzattığımda arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 noktada burada gelecek. 4 tane. 2 tane de burada vardı. Toplamda 6 tane tanımsız yapan x reel sayısı vardır. A küçük, C küçük, B küçük, D olmak üzere verilen tanım kümelerinde sürekli. PG fonksiyonları için hangileri doğrudur? Sürekli fonksiyon ne demek arkadaşlar? Kopmaların olmadığı fonksiyon demek. Şöyle böyle. Yani hiçbir şekilde kopma meydana gelmeyecek. Limit değeri görüntüsüne eşit olacak. Şimdi kafamızda canlandırabilmek için şu fonksiyonları kaba taslak gösterelim arkadaşlar. Önce a'yı yazalım. C, B, D. Buradaki eşitsizliğe göre yazdım arkadaşlar. A, B kapalı aralığında R e, AB kapılarından reel sayılara tanımlı bir F fonksiyonumuz var. Diğeri de CD kapalı aralığında böyle bir G fonksiyonumuz olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar maksat burada tanım aralıklarını görebilmek. CB kapalı aralığındaki bütün x değerleri için F artı G süreklidir demiş. CB kapalı aralığı neresi? Burası değil mi? Bu aralıkta F fonksiyonu da sürekli. G fonksiyonu da sürekli. O zaman toplamda da sürekli olacaktır arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Zaten bu aralıktan F FG fonksiyonları tanımlı. Buna da dikkat edebiliriz. Şimdi ikiye bakalım. Bazı AC kapalı aralığındaki X değerleri için şurayı silelim. AB kapalı aralığı burası. f(x) eksi G eksi süreklidir. Şimdi arkadaşlar fonksiyonları ayrı ayrı incelersek F fonksiyonu burada tanımlı. Fakat g fonksiyonu bu aralıkta tanımlı değil. O yüzden biz buna burada sürekliliği inceleyemeyiz. Sürekli değildir deriz. E, bu ifade yanlıştır. Bazı x e, cb kapalı aralığındaki elemanlar için cb kapalı aralığımız neresi? Tekrar çizelim. p bölü gx süreklidir. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi bu ifadenin sürekliliğini bozan paydayı sıfır yapan noktalardır. Mesela ben burada g fonksiyonu böyle çizdim ama bu g fonksiyonu şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Şu noktada g fonksiyonu sıfır olduğundan bu nokta için sürekli olmayabilir. Yani sürekli değildir. Burada bütün x değerleri için demiş ya arkadaşlar. Oysa burada bir nokta böyle çizdiğimde g fonksiyonu sıfır olduğundan sürekli olmaz. Bunu da eridik. Buradaki soruya göre cevabımız A'dır arkadaşlar. Fakat kitabımız cevap C demiş. Ben de bir baktım nasıl C oluyor diye. Soru burada farklı. Soruyu düzeltelim. Soru asıl soru C, B'ymiş arkadaşlar şurada. Eğer C, B kapalı aralığında B, G sürekli diyorsa evet bu aralıkta her iki fonksiyon tanımlı ve sürekli olduğundan sürekli olacaktır. Ama başındaki gibi A, C verilirse Ağacı aralığında G fonksiyonu tanımlı olmadığı için sürekliliğini inceleyemeyiz diyecektik. Yani düzeltelim, Düzelttiğimizde CB dediğimizde cevap 1 2 oluyor arkadaşlar. Bir D doğrusu üzerinde A ve B gibi sabit iki nokta. P D doğrusunun bir elemanıymış ve AB doğru parçasının dışında değişken bir P noktası alınıyor. Ve e, bu ifadenin limiti nedir demiş. Önce arkadaşlar bir tane D doğrusu çizelim. Bu bizim D doğrumuz. A ve B noktaları sabit diyor arkadaşlar. Ve diyor ki bir P noktası al. A, B'nin dışında değişken bir P noktası al. Örnek verelim. Şurası P noktası olsun arkadaşlar. Bu değişken. Bana diyor ki AB uzunluğu sıfıra yaklaşırken limitinin değeri nedir? Şimdi arkadaşlarım ben şu uzunluğa x diyeyim. Bu uzunluğa da y diyeyim. Bu durumda AP uzunluğu neyi verecek bize? x artı y'yi. BP uzunluğu x'i verecek. Bize diyor ki AB sıfıra giderken yani y sıfıra yaklaşırken limiti nedir? y yerine 0 yazdığımda x bölü x'ten 1 gelir arkadaşlar. Bu limitte x artı 2 eşittir t kare dönüşümü yapılırsa aşağıdaki limitlerden hangisi elde edilir? Arkadaşlar x artı 2 gördüğümüz yere t kare yazacağız. x eksi 2 yerine ise şöyle eksi 4 yaparsak x eksi 2 eşittir t kare eksi 4 olur arkadaşlar. Limit Şimdi x artı 2 t kare eşittir x yerine 2 yazalım. 4 eşittir t kareden t'imiz 2 gelir. Burada t eksi 2. t eksi 2 t artı 2 olur. Tabi şuraya limit ifadesini yazalım arkadaşlar. Bunlar gitti. t 2'ye giderken 1 bölü t artı 2 olur arkadaşlar. Y eşittir fx artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadenin limiti nedir demiş. Öncelikle şunu bir sonuçlandıralım arkadaşlar. Bize diyor ki, bakın şöyle diyelim. Burada farz edelim a, y eşit olmuş olsun. O zaman f, a eşittir 2 art olacak. Yani 2'den büyük değerden 2'ye yaklaşacakmış arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 2'den büyük değerden 2'ye yaklaşıyorsa o zaman sıfıra soldan yaklaşıyoruz demektir. A dediğimiz ifade sıfır eksi olmalı. Yani buranın sonucu sıfır eksidir arkadaşlar. O zaman şöyle tekrar yazalım. Limit sıfıra soldan giderken fx artı 3 nedir? Arkadaşlar sıfırdan bir tık küçük değer verelim. Ne oldu? F 2,9. Yani 3'ten bir tık küçük. O yüzden 3'e soldan yaklaşacağız. 3'e soldan yaklaştığımda cevap eksi 3 olur arkadaşlar. Ve 10. sorudayız. Aşağıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. İfadelerinden hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi bakalım. 3'e giderken f artı g'nin limiti varmış. 6'ya eşitmiş. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Sağ ve sol limitlerini kontrol edeceğiz. Yani önce sağ limitine bakalım. Bunun cevabı 6. Bunun cevabı 6 ki 3'teki limiti 6 olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar F fonksiyonun grafiği verilmiş. Sağdan yaklaşalı bu değer 5'tir. O zaman G fonksiyonun 3'e sağdan yaklaştığımızda limitlerin 1 olması lazım. Toplamı 6 olsun. Şimdi 3'e soldan yaklaşıyorum. 2'dir. Şurası da 4'tür. Buraya bakalım. 1'e sağdan yaklaştığımızda buradaki ifadenin limiti 1 demiş. Arkadaşlar bakın. 1'den bir tık büyük değer veriyorum. Ne olduğu için? 3,1. Yani 3'ten 1 tık büyük. Yani G3 artı olacak. Onun cevabı da 1'di. Birinci ifade doğrudur. Şimdi 6'ya soldan yaklaş diyor. Biz buna bir tık küçük değer verelim. 5,9'dan 3'ü çıkardığımızda G2,9 olur. 3'ten bir tık küçüktür. 3'e soldan yaklaşacağız. Bunun değeri de 4'e eşittir. G3 2'dir demiş. Bu soru işareti arkadaşlar. Biz sadece sağ ve soldan yaklaştığımızdaki değerlerini biliyoruz. Görüntüsünü bilmiyoruz. O yüzden buna ulaşamayız. 1 ve 2 cevabı olacaktır. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Sonraki testlerde görüşürüz.